Elazığ Dernekler Federasyonu ve Elazığ Valiliği tarafından gerçekleştirilen Yalnız Değilsiniz projesi kapsamında Elazığlı şehit aileleri için İstanbul'da moral gecesi düzenlendi. Geceye siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Elazığ Dernekler Federasyonu Elazığlı şehit ailelerini İstanbul'da ağırlamaya devam ediyor. Elazığ Dernekler Federasyonu ve Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanlığı'nca da desteklenen Yalnız Değilsiniz projesi kapsamında 26 Elazığlı şehidin 56 aile üyesi İstanbul'da ağırlandı. Bir otelde düzenlenen moral yemeğine Elazığ Valisi Erkay Ayırık, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Elazığlı iş adamları, sanat, siyaset ve spor camiasından çok sayıda konuk katıldı. Program kapsamında katılımcılar ve şehit aileleri bol bol sohbet etti. Düzenlenen moral gecesine katılan Elazığ Valisi Erkay Ayırık, ELFED'in önemli bir organizasyona imza attığını söyledi. Ülkemizin birlik ve beraberliği için, vatanımızın savunması için, bayrak inmesin, ezanlar dinmesin diye canlarını feda etmiş değerlerimiz, canlarımız, onların bize bırakmış olduğu emanetler var. Anneleri, babaları, çocukları, eşleri, hasılı, şehit oluncaya kadar annesinin evladı olan, eşinin beyi olan, eşi olan ve dahası yakınlarının akrabası olan bu kardeşlerimiz şehadetten sonra milletin evladı olmuşlardır. Gün itibariyle toplamda 321 şehit olan Elazığ'ımızın 26 aile olmak üzere toplamda 56-57 kişi bugün burada bu programa katılıyorlar. AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını dile getirdi. Elimizden geldiği kadar şehit ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bizler tabii kaybettiklerini dolduramayız. Ama bizler hepimiz evlerinde, sıcak evlerimizde güvenle, huzurla yaşarken onların abileri, ablaları, babaları bu ülke için hiç gözlerini kırpmadan can verdiler. Biz de onlara iki gün normal ortamlarından çıkarıp eğer bir moral aşılayabiliyorsak Elazığlı olarak ne mutlu bizlere. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şehit ailelerinin bir emanet olduğunu ifade etti. Ben Elazığ'ın olduğu her yerde, Elazığlıların olduğu her etkinlikte olmaya çalışıyorum. Bizden yardım talep olursa her anlamda elimden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyorum. Bugün burada bulunmak da benim için de önemli. Çünkü ben kendimi hep ifade ederken devlet ve cumhuriyet genelinden gelen bir ailenin bireyi olarak siyaset yapıyorum. Tabii şehitlerimizin ailelerinin bir emanet olarak bize görüyorum. Devletimize de, bize de, yurttaşlarımıza da. Onlarla aynı ortamda bulmak son derece sevindirici. Elazığlı şehit ailelerini yalnız bırakmayan ünlü futbolcu Arda Turan ve oyuncu şair Ahmet Yenilmez, ELFED Yönetim Kurulu üyesi ve Türk Halk Müziği sanatçısı Salih Turhan, İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'la ELFED Genel Başkan Vekili Kazım Gökhan Ergin de gecede yer almaktan mutlu olduklarını kaydetti. Onların bir nebze hem acılarına ortak olmak hem de bugün birazcık bir nebze İstanbul'dan keyif alabiliyorlarsa o keyfi bir hafta keyif katabilmek için buradayız. Sevgili Elazığlı dostlarımla beraber. O yüzden çok onlarla beraber çok mutluyum. Açıkçası çok insan ister istemez duygusal anlar yaşıyor. Şehit evlatlarını görünce, işte şehit ailelerini görünce kolay bir şey değil ama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak onlara sonsuz minnetimi bugün buraya gelerek göstermek istedim. Bazı şeyler var ki trilyoner olsan, servetini versen bir saniyesini geri getiremez. İşte bu tür organizasyonlar öyle organizasyonlar. Biz de Kuruluş Osman dizisi olarak, dizi ekibi olarak arkadaşlarımızın hassasiyetiyle katıldık. Benim şahsi olarak zaten Elazığ, ELFED, Elazığ Kültür İlahi Halkı'nın Elazığ'lar. Ama şunu söyleyeyim, bazı şehirlere de bu tür organizasyonlar yakışır. Yani bunlardan birisi de Elazığ'dır. Elbette ki devlet şehitlerimizle ilgili sosyal ekonomik güvenceler sağlıyor. Ama asıl olan bir de hemşehrileri tarafından onların onur edilmesi. Dolayısıyla bu anlamda
hem devletin yükünü hafifletme adına hem de hemşehriler arasında manevi bağları kuvvetlendirme adına bu tür özel etkinliklerin çok çok önemi var. Ve elbette İstanbul'da bunu yapıyor. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekten lafla değil, şehitlerimize sahip çıkmak ancak böyle organizasyonlarla mümkün olabilir. Muhtemelen şehit çocuklarımızdan İstanbul'u hiç görmeyen ya da İstanbul'u bilse bile İstanbul'daki birçok mekanı görmeyen birçok yavrumuz, şehit evladımız, şehit yakınımız bu organizasyon vesilesiyle İstanbul'u gezecekler, görecekler. Evred'in biliyorsunuz hep mottosu, yani hep birlikte varız dedik. Bugün de birlikte varızın en güzel örneğini görüyoruz burada. Ben tekrar bütün katılımcılara, destek olanlara, Evred Başkan Vekili olarak çok teşekkür ediyorum.